Öncelikle bu konuyu daha net anlamanız bakımından videoya girmeden önce bir açıklama yapmak istiyorum. Bu videoyu tamamen benim gibi düşünen, yani bu işlerden mağdur olan oyuncu topluluğu için destek amaçlı çekiyorum. Çünkü oyunlarda Türkçe olmaması saçmalığına bir son vermek istiyorum. Yani en azından bunun için uğraşıyorum. Birazdan da bu videoda Rockstar'a mail göndereceğim. Yani ne kadar etkili olur bilmiyorum ama ve bununla alakalı çok daha fazla insana ulaşıp bu sorunu bir şekilde hep beraber birlikte çözmeye çalışmak istiyorum. Bu videolardan herhangi bir gelir kaygım yok. Yani bu videoya herhangi bir reklam falan da açmayacağım. Yani biraz da işimi de baltalıyorum açıkçası. Yani genelde oyun topluluğu böyle imza kampanyası falan yapıyor ama ben kendi işimi de bir noktada bu şirketleri karşıma alarak baltalıyorum arkadaşlar, ama umurumda değil. Çünkü birilerinin bu konuyu konuşması lazım artık ve ciddi anlamda da bunun bir çözüme ulaşması gerekiyor. En azından ben elimden geleni yapmaya çalışacağım. Yani bulunduğum her mecrada bu konuyu konuşacağım. Şimdi birkaç tane kanzi çıkacak, diyecek ki ulan sen de konuşuyorsun ama Rockstar'ın ne umrunda olacaksın falan filan. Git İngilizce öğren falan diyorlar. Bu gerizekalıları hiç kale almıyorum. Çünkü gerçekten bu konuyu anlayacak beyin kapasitesine sahip olduklarını düşünmüyorum. Onları direkt şöyle eliyorum. Asıl oyuncu topluluğuna dönmek istiyorum. Yani Türkiye'deki o büyük genç nüfus, genç oyuncu topluluğuna dönmek istiyorum. Yani bu videoda sizlere seslenmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden hakkımızı bir şekilde savunmamız gerekiyor ve en azından bununla alakalı konuşmamız gerekiyor. Ben bir YouTuber olarak, bir yayıncı olarak birazdan Rockstar'a da mail atacağım. Bu videoda yapacağız bunu. Ancak onun öncesinde biraz böyle istatistiklerle bu konunun vehametini sizlere bu videoda anlatacağım. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız şuradan bir önceki çektiğim videoyu izleyebilirsiniz. Hangi konu hakkında konuştuğumuza dair. Bu sadece Rockstar mevzusu da değil. Bütün büyük oyun şirketleri Türkçe dilini çıkarmamakta ısrar ediyorlar. Ve ben bu ısrarın nedenini anlamıyorum. Çünkü istatistikler gerçekten çok yukarılarda, yani Türkiye'de, ve sizlere de bu videoda bunların hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar. Şimdi yakın zamanda GTA 6 çıkacak ve bu oyunu hepimiz yağlandıra ballandıra oynayacağız, değil mi? Bu bir gerçek. Türkiye'de GTA 5'in ve RDN'nin Türkçe dil desteğiyle çıkmayacak kadar az sattığını düşünen varsa ya oyunculuğunu sorgulasın ya da oyuncu topluluğuyla alakalı bilgisini sorgulasın. Ötesi yok bunun. Aslında size ülkelere göre satış rakamlarını sunmak isterdim, ancak o da ne? Oyun şirketleri ve Steam bu verileri gizli tutuyor. Yani bunu tam olarak rakamsal değerlendirmek şu an pek mümkün değil. Ancak eğer zaten oyuncuysanız ve kendinizi bu ilgi alanında uzun zamandır tutuyorsanız, hani bu ülkede GTA'nın, Rockstar oyunlarının ne kadar çok sattığını çevrenizdeki oyunculardan veya görsel, yazılı basınlardan falan da takip eder, hemen hemen yakın bir rakama ulaşabilirsiniz. Bir örnek vermem gerekirse Homeworld 3 oyunu yeni çıktı. Yani benim gibi uzay manyağı bir adam çok az tanıyorum. Uzayda geçen strateji simülasyon karışımı bir oyun. Sizce bu oyun bu ülkede kaç satmış olsun da Türkçe dil desteğiyle çıkmış olsun? Bu örneklemeyi birçok indie yapım içinde söyleyebiliriz. Onlar bile çok az satış rakamına rağmen birçoğu Türkçe dil desteğine sahip oyunlar çıkarmayı başarıyorlar. Yakınlarda çıkan Warhammer Space Marine 2 oyunu da büyük bütçeli bir yapımdı ve o da Türkçe dil desteğiyle çıktı. Demek ki o kadar da böyle atomu parçalamak falan gerekmiyormuş, değil mi? Alt tarafı bir Türkçe menü, bir de Türkçe altyazı lan. Aslında beklentimi çok aşağıda tutuyorum. Gönül isterdi ki Türkçe dublaj da olsa. Neyse. Şimdi size birkaç istatistikten bahsedeceğim. Böyle uzun uzun araştırma falan da yapmanıza gerek yok bunlar için. Yani Google'a yazsanız da çıkıyor. Ben hatta videonun açıklama kısmına da o linki bırakacağım. Türkiye'de 41 milyon genel oyuncu sayısı var. 35 milyon mobil oyuncu, 22 milyon PC oyuncusu, 17 milyon da konsol oyuncusu bulunuyor. Totalde 74 milyon ediyor. Hani 41 milyondu? Tabii ki o iş öyle değil. Yani ben hem PC oyuncusuyum hem konsol oyuncusuyum. Mobil çok az da oynarım yani. Aslında 3 platformda da varım demek oluyor bu. Hesaplama buna göre yapılıyor. Şimdi gelelim GTA 6'ya. Abi bu oyun tam 17 milyon konsol oyuncusuna Türkiye'de çıkış yapacak. Sizce GTA 6 çıkış yaptığında bu 17 milyonluk konsol oyuncusunun
kaç tanesi alacak bu oyunu? Bana kalırsa çoğu alacak. Hatta bu oyunu almak için konsol alanlar bile olacak. Dünyadaki genel konsol oyuncu paylarına bir bakalım mı? Ülkemiz yani o diplerde miymiş yoksa yukarıda mıymış bir görelim isterseniz. Hani birileri kanzi ya, ülkede az oyuncu var o yüzden yapmıyor adamlar diyor ya. Al sana Şubat 2024 tarihinde yayınlanan konsol oyuncularının dünya ülkelerine göre dağılımı. Ülkemizin bu sıralamada nerede olduğuna bir baksanız abi. Ve buna rağmen bizim dilimizde büyük yapımlar göremiyoruz. Sizce de bu biraz garip değil mi? Bu istatistiği videonun açıklama kısmına bırakacağım da siz de kendiniz kontrol edebilirsiniz. Ha, unutmadan şu Rockstar bizi siklemez abi diyen kanzilere de buradan bir cevap vermek istiyorum. Daha düne kadar Rockstar'ın GTA reklamları Twitter'da yani X'te Türkçe olarak dönüyordu. Bunu gördünüz mü? Birçoğunuz görmüşsünüzdür. Yani bana şu an ekran görüntüsü koyamıyorum ama önüme çok düştü. İlla ki sizin de önünüze düşmüştür. Galiba reklamları kaldırmışlar ama bir ay, iki ay falan döndü. Ve reklamlar hangi dildeydi bir tahmin edin bakalım. Türkçe. Yani bu adamlar bizi bu kadar önemsemiyorlar ama webde, X'te, orada, burada, sosyal medyada Türkçe olarak reklamlarını bize sunuyorlar. E madem bize oyununu satmak istiyorsun kardeşim, bu oyunda neden Türkçe yok? Şimdi bir de imza kampanyası falan düzenleniyor. Birçoğunuz görmüşsünüzdür. Yani bazı oyuncu toplulukları, bazı arkadaşlar önce oluyorlar. İşte imza kampanyası düzenliyorlar. Abicim bu ne rezil bir durumdur ya. Yani şu an bunları konuşuyor olmak bile rezalet biliyor musunuz? Gerçekten yani şunları konuşuyor olmaktan tiksiniyorum ben. Yanlış anlamayın böyle yani imza yapanlara falan da bir şey dediğim yok. Yani adamlar kendilerince uğraşıyorlar benim gibi. Ben de öyle yani ne kadar fayda edecek bu videolar bilmiyorum ama açıkçası ben bunu her mecrada konuşmak istiyorum. Yani imza kampanyası evet toplayalım ama ciddi manada bu işe yayıncıların, YouTuberların ne bileyim yani toplumun önünde olan insanların da veya yazılı görsel basının da bunu her mecrada tartışması lazım. Yani gerçekten bu sadece oyun topluluğuyla alakalı değil, oyun yayıncılarıyla da görsel yazılı basınla da alakalı bir durum. Arkadaşlar korkmayın. Yani biliyorum ticari anlamda benim yaptığım iş hiç iyi bir iş değil. Ama korkmayın yani biz bu şekilde olduktan sonra yani semer vuran çok olur abi. Eşek sıfatına düşmeyelim. Anlatabiliyor muyum? Biz de para veriyoruz. Biz de yani dişimizden tırnağımızdan arttırıyoruz abi. Elin Avrupalısı bizim kadar oyun almak için uğraşmıyor. Biz buna rağmen Türkçe dil olmadan oynuyoruz. Bak şu an harbiden yine sinirleneceğim. Videonun konusu dağılsın istemiyorum. Gerçekten ağzımı bozacağım yani. Neyse sinirlenmeyeceğim ya. Arkadaşlar siz ezik değilsiniz. Ben ezik değilim. Artık çıkalım şu eziklik psikolojisinden. Anlatabiliyor muyum? Bunlar oyun şirketleri. Bakın şirket. Yani anlatabiliyor muyum? Bu adamlar size malını satacak ki bu adamlar kar etsinler. Ama sen o malı sana sunulan, seni dışlanan yani senin dilin olmayan bir şekilde oynamaya çalışıyorsun. Ve ciddi manada bu ülkede genç nüfus olarak oyuncu sayısı çok fazla. Yani abi herkes torrentliyor, abi herkes korsan oynuyor, abi bilmem ne oynuyor diyenlere bakmayın. Ciddi manada Türkiye istatistiksel olarak oyun camiasında büyüyen bir ülke. Bunu istatistikler gösteriyor. Abi çıkın şu ezik psikolojisinden ya. Oğlum zaten oyun oynamak lüks haline geldi bu ülkede ve yani bunu söylemekten de utanıyorum. Gerçekten lüks haline geldi. Ve zorla ulaştığımız yani o lükse bile kendi dilimizde oynayamamak acayip beni ayar eden bir durum. En azından verdiğimiz paranın hakkını alalım. Yani ben bunu istiyorum. Hani bir şekilde bu sorun düzelsin. Abi ben şimdi size bu videoyu böyle milliyetçi duygularla işte lan sen Türksün hadi gaza gelelim hadi ortalığa kalkalım diye bir şey yapmıyorum. Yani bu kafayla çekmiyorum bunu. Sadece yani ben tıraş makinesi de alsaydım aynı tepkiyi ona da gösterirdim. Tıraş makinesinin benim sakalıma uyan başlığını sırf benim ülkemde satmıyorsa bir adam yani bir şirket ben ona da aynı tepkiyi verirdim. Yani bu oyun almak, dijital bir şey almak veya ne bileyim fiziki bir şey almak yani bir şey fark ettirmiyor anlatabiliyor muyum? iPhone kullanıyorsun, Android kullanıyorsun. Kullan abi İngilizce. Hadi göreyim seni. Hadi telefonun işletim sistemi İngilizce olsun. Ya böyle bir şey var mı yani? Böyle bir saçmalık var mı? Ona da para verip alıyorsun. Oyuna da para verip alıyorsun. Anlatabiliyor muyum? O yüzden lisans saçmalıklarına falan hiç girmeyeceğim. Onunla alakalı da birkaç bir şey var. Yani oyunu satın almıyorsun aslında. Lisansını alıyorsun falan.
Onunla alakalı başka videoda da konuşuruz. Neyse, uzun lafın kısası arkadaşlar, açık söyleyeyim. Ben bu konuyu her mecrada konuşmak istiyorum. Yani burası YouTube olur, ne bileyim sosyal medya platformları olur, ne bileyim fuarlar olur. Yani fuarlara da gidiyoruz biliyorsunuz. Yani bir yayıncı olarak, YouTuber olarak. Orada bile konuşmayı düşünüyorum. Gerçekten bunu konuşa artık insanların anlamasını istiyorum. Sen herkeste aynı hizmeti almaya hak sahibisin kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Sen onun ücretini veriyorsun, onu almaya hak sahibisin. Ve istatistiklerde sen Zambiya değilsin, tamam mı? Burada o oyun 1000 satmıyor, 500 satmıyor. Milyonlar satıyor. Çünkü burada 41 milyona yakın oyuncu var. Bunun sadece 17 milyonu konsol oyuncusu. PC oyuncusu 22 milyon. Düşünebiliyor musun? Yani çok büyük bir pazar burası aslında. O yüzden ciddi manada bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Bununla alakalı da arkadaşlar, ben şimdi Rockstar'a da bir mail göndereceğim. Ne kadar fayda eder veya ne bileyim bununla alakalı, ya abicim sen yazdın da adamlar çıkmayacak falan diyen olabilir. En azından ben yazdım oğlum. En azından ben gönderdim. Yarın bir gün oyun çıktığında, Türkçesi geldiğinde veya gelmediğinde en azından ben elimden geleni yaptım diyeceğim. Sen ne yaptın? Böyle kafanı aldın, deve kuşu gibi kuma mı gömdün? Siz de yazın abi. Ya imza kampanyasını geçtim. Mail atın abi. Yani hepimiz mail atalım yani. Anlatabiliyor muyum? İmza kampanyası yapalım. O ayrı. Mail atalım. Mail kutuları dolsun abi. Hani anlatabiliyor muyum? O yüzden bir şekilde elimizden geleni yapalım istiyorum ben. Benim tek derdim bu. Ya açıkçası hani benim oyuna ulaşıp ulaşmama gibi bir sıkıntım yok. Her türlü ben yani kuratör sayfamdan alabilirim. Oyunu yaptığım iş dolayısıyla oyunu da ulaşabilirim. Bu değil abi sorun. Sorun bu değil. Sorun sanki böyle bir çifte standart uygulanıyor ve ben buna ayar oluyorum. Bunun da olmaması için elimden gelen ne varsa hepsini yapacağım kardeşim. Bunu söylüyorum yani. Bir mail oluşturdum. Yani bilmiyorum, birazcık böyle çeviride de hata olabilir ama. Sevgili Rockstar, size bu maili Türkiye'den iletiyorum. Kendi ülkemde hem yayıncı hem de YouTuber'ım. Oyunlarınız ülkemdeki oyuncular tarafından sevilerek oynanmakta. 2.8 milyon Steam oyuncusu, genel konsol oyuncu sayısı ise 17 milyona yaklaşmıştır. Total oyuncu sayısı ise 41 milyondur. Ülkemde oyunlarınızda Türkçe dil desteğini istiyoruz. Bu ülkede oyun satışlarınız diğer dillere göre azımsanmayacak miktarda yüksek. Neredeyse tanıdığım her oyuncu GTA ve RDR oyun serilerinizi oynuyor. Buna rağmen Türkçe dil desteği getirmemekte ısrar ediyorsunuz. Toplanan imza kampanyalarını bile görmezden geldiniz. Bunun sebebini öğrenmek istiyoruz. X platformunda Türkçe dil ile reklamlarınız çıkıyor. Dilini anlamadığımız bir oyunu satın almamızı bekliyorsunuz. Bu konuyla alakalı sizlerden bu maile geri dönüş bekliyorum. Ne kadar dönerlerse tabii. Ve bu konuyu bütün mecralarda konuşup ülkemdeki oyuncu topluluğunun bilinçlenmesini sağlayacağım. Teşekkürler. Yani EA'ya falan çevirttim, göndereceğim arkadaşlar. Yani siz daha iyisini yazıyorsanız daha iyisini gönderin. Bu şekilde mail atarsak belki bir şekilde bunun karşılığını görürüz. Bu arada şu mail adresine gönderebilirsiniz. Siz de şöyle gönderiyorum abi. İleti gönderildi. Bu kadar. Ne kadar etki yapacak bilmiyorum ama. Bu arada hemen araya gireceğim. Ben bu videoyu çektikten birkaç saat sonra şöyle bir mail geldi. Galiba burası çok fazla kullanılmıyor. Ben açıklama kısmına linkini bırakacağım. Yani bu linkten şöyle bir sayfaya ulaşacaksınız. Bu sayfadan da feedback olarak yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yani bu tarz bir mail gönderebilirsiniz. Aklınızda olsun. Sizlerden tek ricam arkadaşlar, bu konuda açıkçası birbirimize destek olmamız. Yani bunu ben konuşabilirim, yarın bir başkası konuşabilir. Hiç önemli değil. O yüzden bunu bir içerik olarak yapmıyorum. Onu söyleyeyim. Zaten bu videolarda reklam desteği de olmayacak arkadaşlar. Reklamları falan da açmayacağım. Yani bu konuda konuştuğum videolarda özellikle reklam olmayacak. O yüzden hepimiz akıllanalım istiyorum. Bir şekilde bu sorunu düzeltebiliyorsak düzeltelim, ulaşalım, birlik olalım. Yani olay bu. Neyse, kafanızı çok şişirdim ya. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.